Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Şimdi karşımda gördüğünüz bu sarışın bayan, daha önce ağrı pedi videomda anlatmış olduğum, hani söylemiştim, Dildade Böreğin karşısında Ada Züccaciye var. Ada Züccaciye'nin sahibi Ahmet'te biz ağrı pedini denemiştik. Ve şimdi sevgili Ahmet'in eşi Funda Hanım da, ben buraya geldiğim zaman Orcan abi benim yüzümde de ekzama çıktı dedi. Bu ekzamadan çok rahatsızmış. Ondan sonra ben de onun için, yani plazma enerjisini acaba biz bu ekzamada kullanabilir miyiz dedi. Yani bence gayet makul, çünkü ben Funda Hanım'ın kendisine de testimonial'lardan bir tanesini izlettim. Gözünün kenarındaki kanserli benin CO2 gazla nasıl yok olduğunu anlatıyorlar. Ondan sonra kendisine rica ettim, bunu çekelim videosunu ve de aynı derdi yaşayan insanlar, çünkü bin bir çeşit ekzama var, aynı derdi yaşayan insanlar da bunu görsünler, öğrensinler. Eğer bu ganzla geçen bir olay ortaya çıkarsa, demek ki yani ekzamadan artık yakınmamız ortadan kalkmış olacak. Şimdi Funda Hanım bana ya da YouTube izleyicilerine, bana anlattığın gibi bu ne zaman çıktı, nasıl hissettin, hani batmalar var demiştin, vücudunun nerelerinde çıkıyor ve neden şikayet ediyorsun bundan? Yani çirkin mi gösteriyor, yoksa böyle deride bir pul pul kalkma mı oluyor, yoksa başka bir ağrı sızı mı oluyor? Lütfen bunları bize anlatır mısın? Tabii öncelikle ilk çıktığı zamanlar iğne batırırmışçasına bir acı, daha sonra kırmızılıklar, pullanmalar ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Yüzün belirli bölgelerinde, alın bölgemde, çenemde, dudak üstünde daha fazla belirgin olduğu ortaya çıkıyor zaten. Ben yakın çekiyorum, hı-hı, ve de yakından da şu anda, hı-hı, çenendekini. Tabii bu görüyoruz da insanlarla sürekli karşılıklı yüz yüze konuştuğumuz için bu bende bir sinir bozukluğu diyeyim, psikolojimi bozuyor diyeyim. Peki yüzünden başka vücudunda herhangi bir yerde bu çıkıyor mu? Tabii mesela yüzümde, yüzüm dışında kulağımda çıkıyor, göğüs aramda oluyor ama daha fazla yüz bölgemde oluyor. Oluyor. Şimdi bu şikayetlerin üzerine biz de dedik ki, madem, ha bir dakika, doktora gittin. Gittim. Onları anlat. Doktor ne yaptı, ne dedin? Yani biz öncelikle plazma enerjisini uygulamadan insanları doktora yönlendiriyoruz. Önce bir kere tabip görmesi lazım. Tabip teşhis koyması lazım. Ve o teşhise göre eğer sen tedavi edilemezsen, eğer tıp aciz kalırsa, biz bu plazma teknolojisini uyguluyoruz. Şimdi anlat bakalım, doktora gittin. Doktora gittim. Bayağı, evet, bir doktora gittim. Yani 2009 senesinden beri bende bu egzamalar var. Gitmediğim, denemediğim bir işlem de kalmadı yüzümde. Mesela nerelere gittin? Yani nerelere? İzmir'de doktora? Bütün doktorlara gittim. Devletten tutun, bütün özellere dahi gittim. En son Antalya Akdeniz Tıp Üniversitesi'ne gittim. Orada parça alındı, heyet toplandı. Ama herhangi bir teşhis konulamadı. Bir çeşit gül hastalığı dendi ama kesin bir teşhisi yoktu. Allah Allah. Evet. Yani bir türlü geçmiyor. Ve de geçmiyor. Geçmiyor. Yani. Evet. Peki, zaten ilaç... sıkıntıyla da alakalı. Bir günde hemen, bir gecede çıkıveriyor. İlaç verdiler mi? İlaç verildi. İlaç kullandım. Kremler verildi. Kremleri kullandım ama sonuç yok. Bir de yüzün hassas olduğunu söylemiştin. Evet. Hiçbir şey kullanamıyorum yüzüme. Yani ayrıca yani. Tabii. Fondötendir, allıktır, öyle şeyler kesinlikle zaten kullanamıyorum. Evet, o da büyük bir dert. Tabii oluyor. Ama bu kırmızı olması tabii beni rahatsız ediyor. Şimdi ben senin bu isteğin üzerine sana şurada, onu eline alır mısın, hı-hı, lütfen? Evet, bir şişenin içerisinde bir miktar, şöyle söyleyeyim, %30'u CuO, kaproksit, %70'i de CO2. Gans olmak üzere, gans suyu, yani plazma gans suyu olmak üzere şu karışımı hazırladım. Yani bu karışım tamamen CO2 ve CuO karışımın. Evet, şimdi, evet, bunu yüzüne uygulayalım.
Şimdi sevgili YouTube izleyicileri, bu uygulamayı yapıyoruz ama biz bu videoyu hemen yayınlamayacağız. Şimdi benim beklentim şu, bu uygulama tahmin ediyorum bir ya da iki günde kendisini gösterecek. Çünkü CO2 GANS derhal etki ediyor ve hemen iyileşmeyi sağlıyor. Yani bir günde de geçirebilir. Fakat birkaç günde de geçirebilir. Onun için biz şimdi buradan da fark ediyoruz. Sadece çok bastırmamanla bile yine de kırmızılığı görüyoruz. Bunun birkaç gün sonra biz yeniden inşallah geçmiş olarak videosunu çekeceğiz. Sen şimdi devam edebilirsin sürmeye. Yani burada şimdi neye dikkat ediyoruz? Senin yüzünün bu sıvıyı emmesini sağlaman gerekiyor ki sıvı içeride beyinle olan plazmanın akımını sağlasın ki senin vücuduna ya da yüzüne etki etsin. Tabii bu kızarıklık geçici olacağı için biraz insanlarla temas etmeyeceğiz. Biraz sonra tekrar insanların yanına çıkabileceğiz. Evet. Bunu günde 3-4 sefer böyle aynı şimdi yaptığını, hı hı, hatta 3-4 seferden biraz daha fazla uygulayacağız ve yarın ben senden haber bekleyeceğim. Yarın ya da öbür gün ya da ondan sonraki gün, bu 3 gün içerisinde ben bunun geçeceğini ümit ediyorum. Neticeye göre yeniden video çekeceğiz. Ondan sonra bu iki videoyu birleştirip yayınlayacağız. Sana katıldığın için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İzleyenler adına. Ben teşekkür ederim. Ben de izleyenler için, beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Şimdi yaptığımız bir uygulamanın neticesini bu uygulamayı yapan hanımefendinin kendi ağzından öğrenmek için buradayız. Şimdi biz biraz evvel kendisiyle daha önce çektiğimiz videoyu bir gördük. Kendisi de hayretle yüzündeki o kızarıklıkları yeniden izledi. Ondan sonra aradan 14 Haziran'dan bu yana, yani 14 Haziran 29 Eylül aşağı yukarı 3,5 aylık bir süre geçti. Bu süre içerisinde ne yapmış, başlangıçta ne yapmış, mesela ilk kullandıktan sonra bu egzamada bir değişiklik oldu mu, ondan sonra ne kadar süre kullandı, bunları bir kendisinden öğrenelim. Funda Hanım, bize şimdi bilgi verir misin? Tabii ki. İlk bu solüsyonu mu diyeyim? Tabii, solüsyon diyebiliriz. Solüsyonu kullandıktan sonra ilk etapta beynen bir rahatlama oldu. Çünkü ürünü kullandıktan bir 3 gün sonra bunun bana olumlu yönde etkisi olduğunu fark ettim. Bu öncelikle benim beynen rahatlamama sebep oldu. Daha sonra da kullandıkça yüzümdeki o kızarıklıkların, kaşıntının, o kötü bir görüntünün gittiğini gördüm. Şu an çok iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat bu arada benim sana tavsiyem bunu devamlı olarak her gün kullanmandı. İlk birkaç gün kullandıktan sonra geçti diye ara verdin galiba. Evet. Mesela benim hatırladığım kadarıyla 5 gün solüsyonu iş yerinde unuttun. Evet. Eşin de getirmeyi unuttu. Sen de kullanmadın. Bu arada yüzünde bir değişiklik olmuş muydu? Tabi. Yani oldu. Yeniden çıktı mı yine egzama yüzünde o 5 gün içerisinde? Yoksa zaten ihtiyaç olmadığı için kullanmadın mı? İhtiyaç olmadığı için kullanmadım. Peki ondan sonra nasıl sıklıkla kullandın? Her gün sürdüm. Sabah, akşam, öğlen, günde evet, birkaç sefer sürdüm. Daha sonra Emotion kokladım. Güzel. Bunu belirli aralıklarla birkaç gün üst üste yaptım. Tabi daha sonra yüzümde tamamıyla geçtiğini görünce onun vermiş olduğu bir rahatlıkla bu ürünü sürmeyi de bıraktım. Şimdi çok rahatım. Peki, çıksa da önemli değil diyorum. Nasılsa solüsyonum var diyorum. Sürüyorum. Ertesi gün geçiyor diyorum. Evet. Peki çıkıyor mu? Yani şimdi aradan 3,5 ay geçti. Bu gayet uzun bir zaman. Evet.
Peki yani eskisi gibi yüzünde böyle belirtiler, kızarıklıklar Yok. yani eski şey Olmuyor. olmuyor. Kesinlikle olmadı. Peki nasıl hissediyorsun? Yani olacak ama geçiyor. Bana söylediğin öyleydi hani. O nasıl bir şeydi? Onu bir anlatır mısın? Ya öncelikle beyinde bitirdik onu. Yani bu solüsyonun en başta bana artısı bu oldu. Yani sürdükten 2 gün sonra etkisini gayet güzel bir şekilde gösterdiği için muntazaman kullandım. Geçti. Geçtikten sonra da tekrar çıkacağını hissettiğim an öyle eskisi gibi bir sıkıntı yaratmadım kendimde. Nasıl sürüyorum geçiyor havasındayım artık. Evet, yani şu anda ne gibi bir şey hissediyorsun? Çıkacak gibi olduğunu anlıyorsun ama yine de sürmüyorsun anladığım kadarıyla. Buna rağmen yani sürmemene rağmen yine de döküntü yapmıyor. Yapmıyor. Ha, nasıl hissediyorsun? Ne oluyor da sanki çıkacakmış gibi hissediyorsun ama döküntü yapmıyor. Mesela kızarıklık oluyor mu yoksa içeride bir kaşıntıyla mı başlıyor? Ha, çıkacak diye düşünürken bakıyorsun geçmiş bir şey yok. Aynen öyle. Üçüncü şık olmuş oluyor. Yani onu Yani senin sanki birazcık gösteriyor kendini. Hafif bir pembelikle başlıyor. Evet. Aa diyorum tamam bu pembelik bu kırmızılık değil deyip kulak arkası yapıyorum ben bunu. Evet. Nasıl diyorum ben seni yendim. Bu solüsyon bana çok iyi geldi. Bir daha da çıkmayacaksın diyorum. Çıkmıyor ve sürmüyorum. Allah Allah. Evet, Yani mucizevi. şimdi sen artık da kullanmıyorsun herhalde. Kullanmıyorum. Yani gerekirse kullanacaksın ama duruyor Şu evde an duruyor. solüsyon Onlar içinde bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. ama kafanda bu işi Kafamda bitirdin. bitirdim, rahatım. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Senin hastalığın neydi? Egzama. Akdeniz Üniversitesi'nde sana ne demişlerdi? Yani egzamanın bir versiyonu gibi mi bir şey Gül demişler? hastalığının farklı bir versiyonusun dendi. Egzama Dendi. dendi. Birçok hastanede dendi zaten onlar. Ve Birçok bunlar teşhis yapıldı. Hiçbiri olumlu sonuç vermedi. ve de geçeceği Tabii. zaten geçmeyen bir Yani hastalık. ta ki Orcan Bey'i tanıyana kadar. Yani Evet. evet, şu anda şikayetimiz yok. Yok. Memnunuz ve 3,5 ay geçtikten sonra bu videoyu Sizler. çekiyoruz. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sanıyorum bizi izleyen insanların da bu konuda tahmin ediyorum çok büyük katkılarınız olacak. İnşallah. İnsanlara çok büyük yardımlarınız olacak. Şimdi bu video sizin şahsınızda belki de binlerce insanın yüzünde ya da vücudunun çeşitli yerlerinde çıkmış olan ya da çıkacak olan ya da bu konudan çok muzdarip olan insanların derdine deva olacağını düşünüyorum. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet ve iyi niyetten dolayı size teşekkür Yalnız ediyorum. bir şey söylemek istiyorum. Evet. Kullanacak olan hastalar için öncelikle ilacı kullanmadan önce inansınlar bunun onu geçireceğini. Bu çok önemli. Evet. Ben Buna inandım, oldu. evet, buna ben sana daha evvel de söylemiştim. Emotion diyoruz. Evet. Yani maneviyat. Maneviyat. Maneviyat çok önemli. Evet, öncelikle inanırsanız bu iş kesinlikle iyi sonuç veriyor yani. Evet. YouTube izleyicileri, bir uygulamamızın, gerçek bir uygulamamızın sonuna geldik. Ve şu anda gördüğünüz gibi Funda Hanım'ın yüzünde, hatta bir daha yaklaşabilir misiniz Funda Hanım? Şöyle yüzünüze bakalım. Yani gördüğümüz kadarıyla hiçbir şey yok. Evet. Sizin de şikayetiniz yok. Yok. Tamam, çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz.